Herkese merhabalar. Gazeteci Ali Tarakçı ile beraberiz ve CHP'de yaşanan Mustafa Kemal mi Atatürk mü tartışmalarının perde arkasını değerlendireceğiz. Bildiğiniz gibi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Atatürk yerine Gazi Mustafa Kemal demeyi tercih ediyorum demişti ve bunun üzerine hem olumlu hem de olumsuz yönde tepkiler almıştı. Tabii kendisini olumsuz yönde eleştirenlere Atatürk hayatta olsaydı önce sizleri sonra klavye Atatürkçülerini sopayla kovalardı dedi ve çok sert bir çıkış yapmıştı. Biz de Ali Tarakçı ile bu tartışmanın perde arkasını değerlendireceğiz. Ali Tarakçı hoş geldin. Güzel bir manzaran var. Güzel bir yerdesin. Adabükü diye çok güzel bir yer. Aslında yayında sorun olmasaydı aslında harika bir koy. Adabükü diye Boğaz içinde Milas'ta bir taraftan Bodrum diye bilinen bir bölge. Hı hı. Çok muhteşem bir yer. Önce onu söyleyeyim. Ben izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum Ferit. Onlara da teşekkür ediyorum. Bizi 100 bin aboneyle buluşturmak için az bir abonemiz kaldı. İnşallah evet. Bu akşam 100 bin aboneye ulaşmış oluruz. Bir daha evet. Ayrıca bir teşekkür daha etmek istiyorum. Sizler adına da ailenin bir parçası olarak da. Katılım butonu açıldığından beri izleyicilerimizin katılmak için gerçekten yoğun bir çaba sarf ettikleri ve katıldıkları katılım butonu ile ilgili olarak katkı sundukları için Zank ailesine sizin adınıza teşekkür ediyorum ve katılmaya devam etsinler diyorum. Bir bağımsız medya kuruluşunun yaratılması açısından tabii, daha kaliteli bir içerikler üretilebilmesi açısından izleyicilerimizin 100 bin abonenin içerisinden yüzlerce binlerce insanın katılmak için bir çaba sarf etmelerini rica ediyorum. Evet, şimdi bu hani Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ortam ortada. AK Parti'nin düşüşü görülüyor. Böyle bir ortamda Cumhuriyet Halk Partisi'nde Atatürk ve Mustafa Kemal bir tartışmaları ne anlama geliyor sana göre? Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1938 yılında vefatının ardından bu tartışmalar aslında 80 yıllık bir tartışma. Atatürk herkes için aslında çok kullanışlı bir malzeme. En çok da kimin için biliyor musunuz? Siyasetçiler için. İster iktidarda olanlar için, ister muhalefette olanlar için, hatta darbe yapanlar için, işkence yapanlar için, toplumun üzerinden bir silindir gibi geçenler için, toplumun tüm farklılıklarını yok edenler için, hatta toplumun tüm farklılıklarını yok etmeye yönelik olarak muhalefet açısından Mustafa Kemal Atatürk'ün adıyla siyaset yapmak ve dokunulmazlık açısından herkes için kullanışlı bir malzeme. Ama herkes için. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasetçiler için daha da kullanışlı bir malzeme. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kimileri, yani siyaset yapanlar, geçmişte CHP'nin yöneticileri olanlar, milletvekilliği yapmış olanlar, yöneticilik yapmış, belediye başkanlığı üyelik yapmış olanlar, herkes de Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisini tek elinde gören insanlar. Sorun şu, bir siyasi parti herkesten oy ister. Sadece Atatürkçülerden ve Kemalistlerden oy istemez. O temel ilkeleridir, duruşlarıdır. Ve bugün siyaset yapan bir siyasi partinin hedefi iktidar olmaktır. İktidar olurken de onun temel maksatı şu. Diyor ki biz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir siyasi partiyiz. İşte en son Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresinden biliyoruz bu aşamayı Ferit. Ne dedi Kemal Kılıçdaroğlu? Dedi ki birinci yüzyıl manifestosu, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı dönemde Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirdiği ve Cumhuriyeti kurduğu, ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurduğu, kurucuları arasında bulunduğu dönemin ardından itibaren şunu söyledi. Birinci yıl manifestosunun üzerine ikinci yüzyıl manifestosu koymak zorundayız ve Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak zorundayız. Şunu kabul edelim. Mustafa Kemal Atatürk dedikçe Cumhuriyeti demokrasiyle ve hukukla taşlandırmıyorsun. Aksine şunu görüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk Batı medeniyetine hedef koymuş, Batı'yı hedef koymuş, Batı'nın çağdaş değerleri demiş ve bugün biz neredeyiz? Evet, Orta Doğu'da değiliz. Evet, bir Irak, bir Suriye, bir İran değiliz. Muhteşem bir şey. Afganistan değiliz, Pakistan değiliz. Ama ne yazık ki bunlarla kıyaslamak da Türkiye'ye doğru bir şey değil. Neden? Çünkü bu saydığınız ülkelerin birçoğu, Orta Doğu, Afrika'daki ülkeler, Balkanlardaki ülkeler Osmanlı'dan 600 yıl Osmanlı'nın hükmü altında yaşamış ve Osmanlı'nın bir subayı ve paşası olan Mustafa Kemal o coğrafyanın her tarafında savaşmış, Osmanlı'dan ayrılmış, kuruluşlarını ilan etmiş ve kendi devletlerini kurmuş devletler bunlar. Onlarla da kıyaslamak doğru değil. Burası bir medeniyetin merkezi. Yani
bu coğrafya bir medeniyet, Selçuklu'dan tut Bizans'a kadar, yani Roma'ya kadar nereyi koyuyorsunuz? Merkez burası, Osmanlı da dahil olmakla. Onlarla kıyaslamaları da doğru bulmam. Şimdi buradan yola çıkarak olay şu. Mustafa Kemal Atatürk isminin üzerinden siyaset yapan ve Canan Hanım'ı, Canan Kaptancıoğlu itibarsızlaştırmaya çalışan herkes halt ediyor. Canan Hanım'ı da doğru bulmuyorum. Neden? Bunu konuşmuş olabilirsiniz. Böyle bir dönemde bu tartışmayı başlatmak daha anlamlı bir tartışma değil. Yani zamanı değildi diyorsun bu tartışma. Zaman açısından demiyorum. Kim zamanını belirleyecek ki siyasette? Sen mi belirleyeceksin, ben mi? Yani bir şey tartışma olmuşsa olmuş demektir. Yani Canan Hanım aslında eğrisiyle doğrusuyla bir tartışmayı fitilliyor. Doğru da bir yani, şey olmuş. Onu şöyle söylüyorlar. AK Parti'nin ekmeğine yağ sürüyorsun. Niye bu konuyu açtın diyenler de var. O zaman şöyle söyleyeyim. AK Parti'nin ekmeğine yağ sürüyorsun diyenlere şöyle söyleyelim. AK Parti'nin ekmeğine yağ sürüyorsun diyen CHP'lilere soralım o zaman. Bu tartışmayı kamuoyundaki ve sosyal medyadaki tartışmayı AK Partililer mi yapıyor yoksa CHP içerisinde tasfiye olmuş siyasetçiler mi yapıyor? Çok ilginç oldu, önemli. Yine evet. Belediye başkanı CHP olmuş. İçinden evet. CHP içerisinde geçmişte belediye başkanı olmuş, milletvekilliği yapmış, parti yöneticiliği yapmış adamlar mı yapıyorlar? Hatta geçen dönem milletvekili olamamış adamlar mı yapıyorlar? Hatta parti meclisine seçilememiş. Dur Canan'ı bir dövelim. Ulan bizi seçtirmedi. Şimdi biz sizin görürsün senin biz sana ne yaparız diyenler mi yapıyorlar? O zaman sorumuz şu. Siz CHP'nin iktidar olmasını isteyen siyasetçiler, adamlar, gazeteciler, parti meclis üyeleri, genel başkan yardımcıları, danışmanlar, geçmişte CHP'de yöneticilik yapmış olanlar. Siz bu tartışmayı körükleyerek kime hizmet ediyorsunuz ki? Ve siz CHP'nin başındakilerini Sarolcu suçlayarak, Liboş diye suçlayarak, bilmem ne diye suçlayarak neye hizmet ediyorsunuz ki? Sizin döneminizdeki CHP ortada duruyor tarihsel olarak. Yani ne istiyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir Atatürk vakfını mı istiyorsunuz? Vakıf mı olsun istiyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ü sevenler derneği mi olmasını istiyorsunuz? Ne olmasını istiyorsunuz? CHP'nin iktidar olmasını istiyorsunuz. CHP iktidar olurken bu ülkenin 83 milyonu, işte 60 milyon seçmeni var. 60 milyon seçmenden mi oy isteyecek? İçinde Mustafa Kemal'i benimseyenler var, benimsemeyenler var. Kendisini farklı niteleyenler var, nitelemeyenler var. Türkiye'de yapılan tüm kamuoyu anketlerinde, yapılan araştırmalarda kendini Kemalist olarak niteleyen, Atatürkçü olarak niteleyenler %10 ile %15 arasında dönüyor. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız yani? Sorun şu, Mustafa Kemal'in hedefleri doğrultusunda, 1920'lerde koyduğu hedefler doğrultusunda yeni bir dönem mi başlatacağız? Bugünkü iktidarın geldiği hukuksuzluk noktasında bu cumhuriyeti gerçekten hukukla ve demokrasiyle mi taşlandıracağız? Yoksa Mustafa Kemal'i kendimize, yenilgilerimize, tasfiyelerimize ya da parti meclisine seçilemeyişlerimize, milletvekili seçilemeyişlerimize kalkan mı eyleyeceğiz? Ali abi, gardırop Atatürkçülüğü diyorlar, doğru. Ama senin dediğinin tam tersini de iddia ediyor Canan Hanım eleştirenler. Diyorlar ki 11 yıldır kaybettin. Bunun yüzünden kaybettin. Sağa açıldın, başka bir sola açıldın, işte HDP'ye açıldın derken 11 yıldır kaybettin. CHP artık özüne dönsün diyorlar. O zaman soru şu. 3 tane yer örnek vereceğim size. Daha da çok vereceğim de. Ankara %50'nin üzeri, İstanbul %50'nin üzeri, Antalya %50'nin üzeri, Mersin, Adana %50'nin üzeri. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde böyle bir oy oranı yok. Neyin hesabını yapıyorlar? Neyin mantığı bu? Neyin söylüyor bunu? Hem de 20 yıllık AK Parti'nin en güçlü olduğu dönemde. Yani yetkileri tek elde toplamış, tek adam hükmünün sürdüğü bir dönemde gerçekleştirdim bunu. Hem de bu oyu gerçekleştirmede de toplumun en geniş mutabakatını oluşturarak gerçekleştirdim. Neden söz ediyorlar? Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini söyleyeyim o zaman bu tüm CHP'lilere, bu kül yutmazlara, Atatürk gardıropçularına, Mustafa Kemal ve Atatürk ayrımı üzerinden siyaset yapanlara. 8.7 1999 seçimleri. Sandığa gömüldü. Neden söz ediyorlar? Hı hı. Sandığa gömüldü. Gerçek bu tarih. Tarihi yok saymasın kimse. Tarih ortalıkta duruyor. Ben de ne Canan Hanım üzerinden, ben sadece şunu söyleyeyim. Yapması gereken şuydu aslında. Bu tartışmalar başladığında bu birilerinin yani oturup bunu daha tartışmayı derinleştirmek değil, kendisinin yanlış anlaşıldığını ifade ederek tartışmayı derinleştirmek değildi. Ve yine bir şey daha söyleyeyim. Siyasi İstanbul seçimlerinin kazanılmasında katkı sunmuş, gerçekten emek harcamış,
buna emeği olan bir siyasetçinin böylesine bir süreçte böyle bir tartışmanın içerisine girmesi de anlamlı değil Ferit. Ama buna rağmen Canan Kaptancıoğlu'nun bunun üzerinden de itibarsızlaştırılması doğru değil. Bakın Uluç Gürkan soruyu soran, Serpil Yılmaz bir gazeteci, ben de olsam o haberi yapardım, ben de olsam arka plan yazardım, ben de olsam yorum yazardım. Sözcüden. Evet, yani herkes işine gelince gazeteci dövmeyi seviyor bu ülkede. Sen konuştun, konuştuğun andan itibaren herkes bunu yorumlayacak ve yazacak. Uluç Gürkan'a soralım asıl. Mustafa Kemal dedi konuşmasında, o da Atatürk nasıl demezsin dedi. Ey Uluç Gürkan diyelim birinin tabiriyle, A Haber'deki ünlü bir şey var ya, yalaka onun tabiriyle söyleyeyim. Ya Allah aşkına sen kurucusu olduğun Mustafa Kemal Gençlik Vakfı'nın neden sonunda Atatürk yok? Şimdi bugün Muharrem İnce dün bir açıklama yaptı. Canan Kaptancıoğlu'nu çok faiz buldu. O zaman ona da şu soruyu soralım. 2013 yılında attığın tweetini yapacağız Muharrem İnce, ey Muharrem İnce. Mustafa Kemal ve silah arkadaşları dediğinde kullanmamayı kendine nasıl kifayetsiz buldun? Nasıl densizlik yaptın? Yani başkasını densiz olmakla, kifayetsiz olmakla eleştirenlere kendi konuşmalarına, kendi yazdıklarına, kendi yaptıkları açıklamalara bakmak lazım. Yani kimse öyle masum falan değil. Ya bir şeyin daha adını koyalım. Şimdi bu olanlar Kore'ye ya. O zaman soruyu şöyle sorayım bu arkadaşlarımıza. Sen bir memleket hareketi diye bir hareket başlattın. O hareketi başlattığında herkesi davet ediyorsun oraya. Herkesi. Yetmez ama evetçileri davet ediyorsun. Liberalleri davet ediyorsun. Muhafazakarları davet ediyorsun. Niye sadece Kemalistleri davet etmiyorsun da herkesi çağırıyorsun? Sadece Atatürkçüleri davet etmiyorsun da herkesi çağırıyorsun. Neden? Neden? Yani hikayeyi anlatmasın kimse. Hikayeyi anlatmasın. Bunların hiçbiri, bu tartışmalar unutulacak Ferit. Bak, bu tartışmalar unutulacak. Benim baştan söyleyeyim. Mustafa Kemal Atatürk'ü keşfetti. Hem de kim keşfetti? AK Parti keşfetti. Yani neredeyse 1920'deki felsefesini, ilkelerini biz benimsiyoruz diyecekler. Mümkün mü? Ama yerli milliler ya. Mustafa Kemal de yerli ve milli ya. Ve doğal olarak da diğerlerinin hepsi gayrimilli ya. Ama aynı zamanda muhalifler de bugünkü iktidara ne diyorlar? Siz Yunan dediniz. Keşke Yunan kazansaydı dediniz. Gittiniz. Yani şimdi böyle de bir gerçekliği var. Yani hilafet adına siz emperyalistlerle işbirliği yaptınız. Herkes Mustafa Kemal Atatürk üzerinden besleniyor Ferit. Ama herkes. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihteki kimliğiyle bırakılmasını, asıl olan, önemli olanın onun hedeflerini aşacak mıyız? Onun hedeflerinin gerisinde mi duracağız sorusudur. Burada anlamlı. Yok Atatürk'ün ismini niye büyük yazmadın? Niye bilmem ne yazma? Bunlar inan bana, inan anlamlı tartışmalar değildir. Asıl anlam şu, bugün Türkiye'de ne var ve bugün Türkiye'de ne yok? Bugün Türkiye'nin hangi sorunları var ve bugün Türkiye o sorunları nasıl çözmeli? Bugün Türkiye'de iktidar, bugünkü mevcut iktidarın yerine nasıl demokratik bir iktidar inşa edilmeli ve nasıl yapılmalı? Soru bu. Soru oturup da meleklerin cinsiyet tartışması değil. Sorun oturup da sen şimdi geçmişte beni parti meclisine seçtirmedin ha? Sen geçmişte beni İstanbul'da milletvekilliğine yazmadın. İstanbul'da belediye başkan adayı yazmadın ha? Sen geçmişte beni İstanbul'da meclis üyeliğine yazmadın. Ortaya doğru taşı. Ankara'da yazmadın, Adana'da yazmadın, Antalya'da yazmadın, İzmir'de. Bu tartışmaların üzerinden herkes Mustafa Kemal Atatürk üzerinden siyasi hesaplaşmanın şeyini yapıyor, açık söyleyeyim ben. Ve ben bugünkü bulunduğu nokta, dolar olmuş 7.60, 7.50. Bunların konuşulması lazım diyorsun. Türkiye 2013 yılında işte Devlet Bahçeli diyor. Hemen haşmetlimiz. 2013'de Erdoğan'ın attığı tweet verelim. Bahçeli derhal emekli olmalı. Ben söylemiyorum. Kim söylüyor? Erdoğan söylüyor. Evet emekli olmalı. Ya şimdi bunlar varken Türk siyasetinde, Türk siyasetinde
içerisinde ve Türkiye'nin hukukunda hukuksuzluklar varken, ekonomi batağa doğru giderken, AKSG yüzünden kahramanlık yapanlar gemiyi çekmişken, aynı gemiyi Binali Yıldırım'ın arkadaşına ve kankasına 4,5 milyon ve Libya'da Saraç istifadan söz ederken, Saraç üzerinden metiyeler düzerken, o meclisin de aynı zamanda Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan meşru meclis olduğu gerçeğini unutanlarla, aynı zamanda bütün Orta Doğu'da ve her bu politikayı savunanlarla, bugün dostun yok ya, dost. Kala kala Libya'nın dostluğuna kalmışsın, onun da orada işte en son ne yapacağı belli değil. Yani kala kala herkesle düşmansın. Yunanistan, Kürtümüzün arası, Mısır, Ecevari, Suriye, Cuma günü namaz kılarız. Irak'ı döveriz. İsrail'i döveriz. Suudi Arabistan'ı döveriz. Fransa'yı kim olur? Biz şeyiz anasını. Dünyanın merkezi biziz, anlatabiliyor muyum? Yani buna, bu kadar evet, sorun varken. Sorun varken evet. Cumhuriyet Halk Partililerin kalkıp Canan Mustafa Kemal demiş, Atatürk'ü niye dememiş tartışmalara, hikaye tartışmalardır ve inan bana parti içi iktidar mücadelesinin bir parçasıdır. Mustafa Kemal Atatürk o parti içi iktidar mücadelesinin parçası olamayacak kadar büyük bir adamdır ve büyük bir liderdir. Ve onlara da söylenecek laf sudur. Hadi gidin köyünüze, hadi. De gidin ya. Yeter artık Atatürk'ten beslendiğiniz, yeter. Yeter. Ne yaptınız yani Mustafa Kemal Atatürk diye 1999 Yılmaz Ateşlere de Deniz Baykalları da, Baykal'ın has adamı Yılmaz Ateş, ne yaptınız kardeşim? He? Yani partiyi baraj altında bıraktınız. 2001 seçimlerinde de ortada duruyor. Kıl payı baraj geçti. Neden söz ediyorlar? Neden söz ediyorlar? Onda da DSP baraj altında almış, öyle geçmiş. Mustafa Kemal dediniz iktidar mı oldunuz bugüne kadar? AK Parti iktidarını mı engellediniz? He? Hukuku mu inşa ettiniz? Türkiye'deki hukuksuzlukları mı ortadan kaldırdınız? Ekonomiyi mi düzelttiniz? Ne yaptınız yani? Şimdi böyle bakalım bir de tarihe. Ben siyasetin gerçekliğiyle bir Kemalist gerçekliğin aynı olduğuna inananlardan değilim. Ben bu onlar da hukuku ve demokrasiyi hak ediyorlar. Bu ülkenin 83 milyonu hak ediyor. Hak ediyor. Demokrasiyi benimsemiyorum diyenler de demokrasiyi hak ediyorlar. Böyle bir şey çünkü. Demokrasi böyle bir şey. Evet. Bu cumhuriyeti 100 yılda demokrasiyle taşlandıramadık Ferit. Şimdi Türkiye'de tam koşulmuşken, Türkiye'nin en az %60'lık geniş bir demokrasi konusunda demokrasi toplumsal hayat konusunda bir toplumsal katı bozmaya çalışan herkes ama herkes bugünkü iktidarın ekmeğine yağ sürmektedir. Ama Şimdi Ali Tarakçı, şöyle bir soruyla toparlayalım. Evet, yorumundan da anladığım üzere Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir çekişmenin de olduğu ortada. Çok önemli bir yorum oldu. Çekişme hep var Ferit. Evet, önemli bir analiz oldu. Aslında bu Mustafa Kemal ya da Atatürk kelimeleri üzerinden, ismi üzerinden değil, bunun altında bir çekişmenin olduğunu söyledim. Burası önemli. İktidar kavgası bu. Zaten Sayın Kaftancıoğlu bunu ilk söylediğinde genel merkezden ses çıktı. Hem de Kemal Bey'in en yakınındaki isimlerden ses çıkmıştı. Şimdi son soru şöyle soralım. Bütün bunlar yaşanırken Sayın Kılıçdaroğlu'nun sessiz kaldığını ya da otoritesini ortaya koymadığını iddia edenler de var. Kemal Bey'in sessizliğini neye yoruyorsun? Söyleyenler halt ediyorlar. Kemal Bey doğru bir şey yapıyor. Kemal Bey böyle bir tartışmada, ben söyleyeyim size, çok büyük ihtimalle herkese sus, bu tartışmayı büyütmeyin demiştir. Kemal Bey şu gerçekten dedim. Bugünkü iktidar tarafından ve Cumhur İttifakı tarafından ve devlet tarafından itibarsızlaştırılmaya çalışılan Kemal Kılıçdaroğlu
Troll ordusu tarafından itibarsızlaştırmaya çalışılan Kemal Kılıçdaroğlu, aynı zamanda kendisine Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri diyenler, Kemalist olduğunu söyleyenler, Atatürkçü olduğunu söyleyenler tarafından da itibarsızlaştırılıyor. Soruyu bir kere bakmak gerekiyor. İktidar tüm gücüyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu neden itibarsızlaştırmaya çalışıyor ve kendisini Kemalist ve Atatürkçü görenler neden iktidarla aynı yerde buluşuyorlar? Gerçekte Mustafa Kemal Atatürk'ü diyor, CHP'yi Atatürkçü kimliğinden uzaklaşmakla suçluyor. Ne yapıyorsunuz şimdi? Bir kere Kemal Kılıçdaroğlu 2018 seçimlerinden beri doğru bir strateji kuruyor. Bunu sürekli yeniliyorum. Sadece bir tek siyasi partinin ideolojik duruşunun etrafında geniş bir mutabakat oluşturuyor. Türkiye'nin temel sorunları temel bir mutabakat doğrultusunda herkesin yan yana gelebileceği bir program doğrultusunda beraberlik ve birlik ve yol oluşturmaya çalışıyor. Bu çok anlamlı Ferit. Evet. Doğru olan bu. Doğru olan bu diyorsun. Evet. Yani anlamlı olan Türkiye'nin en geniş mutabakatını kurmaktır. Yoksa kendi partisinin içerisinde kavgayı büyütmüş bir evet. Yaptığı da şudur. Kılıçdaroğlu bir Erdoğan değil ki yukarıdan sopasını çaksın, herkese sustursun. İstiyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti gibi olsun. İstiyorlar ki Cumhuriyet Halk Parti MHP gibi olsun. İstiyorlar ki Kılıçdaroğlu Erdoğan gibi olsun. Olur mu? Olur mu? Öyle olursa ne farkı olur? Ya bunu diyen adamlar demokrasi dediğin şey farklılıkların konuşulması kafasını vurduğu bir adam değil. Eğer parti içerisinde tartışmalar devam eder ama temel esas şudur. Partisi, parti politikaları. Bugün partinin politikalarını en son kurultayda çevrelerin ben size daha pratik söyleyeyim. Birinci yüzyıl manifestosu ile ikinci yüzyıl manifestosu ile adamlar var mı? Yok. Diyor. Niye? En kolay çünkü. Şeyi dövüyor. Kılıçdaroğlu mu dövüyor? Ne biliyor musun? Erdoğan'a laf edemeyen yani ikisi de aynı şey. Doğru bir şey yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun isteyenler şu, siz öyle bir şey istiyorsanız niye zaten demokrasi Cumhuriyet'in demokrasiyle taşlandırılması, Türkiye'nin demokratik bir hukuk sistemiyle buluşmasını, yargılar yasasının değişmesini dönüştürün. Evet. Ali abi şimdi yayın toparlayalım. Ufak da böyle bir seste gitme gelmeler oldu. Şu anda olmaya başladı daha doğrusu. Artık buraya haftaya geldiğinde canlı yayında telafi ederiz. İzleyicilerimize kusura bakmasınlar. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Aynı zamanda ben de kapatırken bahsedeyim biraz. Ali abinin de dediği gibi Zanka TV kanalımız 100 bin aboneye ulaştı. Ve gerçekten zor şartlar altında yayın hayatına başlamıştık. Hemen bir sene oldu. Bir senede 100 bin aboneyi elde ettik ve ben de buradan değerli izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Ve her zamanki gibi de kanalımıza abone olmanızı ve videolarımızı beğenmenizi ve artı olarak da katıl butonuyla bizlere de destek olmanızı bekliyoruz diyorum. Teşekkürler. Haftaya Aytaraç İstanbul'da olacak. İstanbul'dan, stüdyodan canlı yayında karşınızda olacak. Evet. Katıl butonu da çok büyük bir şey değil. 5 lira en küçüğü. Evet. Yani öyle. Çay parası. Evet, ufak miktarlarda bize destek olabilirsiniz ki hayatta kalalım. Tarafsız ve bağımsız medya ancak böyle oluyor biliyorsunuz. Efendim teşekkürler, sağ olun. Yani herkes... ya ekmek yiyeceksiniz siz de ya orada çalışan insanlar da sonuçta. Tabii kesinlikle öyle. Kolay olmuyor bu tarz bir yayın yapmak. Gördüğünüz gibi Ali abinin yorumlarında da olayları hem Canan Hanım tarafından hem genel merkez tarafından hem onu eleştirenler tarafından bakarak yorumluyoruz. Hiçbir taraf olmadan yorumluyoruz. Bu da kolay bir şey değil. Desteğinize ihtiyacımız var diyoruz. Haftaya Cuma günü yine Ali Tarakçı ile buradan yayında olacağız. Teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Saygılar.